Bu sunumda 2017-2018 bahar döneminde ele 452 dersinde ki tıbbi görüntülemenin temelleri dersidir bu. 8. haftada sınıfta İngilizce olarak açıkladığım, slaytlarını gösterdiğim konuları bir de Türkçe olarak toparlayacağım, özetini sunmaya çalışacağım. Dersin konusu ultrasonik görüntüleme sistemleriydi. Ultrason deyince sesle ilintili bir tabi kavram. İlk başta sesle ilgili bazı detayları vermekte fayda var. Ses bir tür dalga iletişimidir ancak elektromanyetik dalgalardan farklıdır. Burada bulunan ortamın atom ya da kristal yapısındaki titreşimler bir dalga şeklinde iletilir. Şu şekilde görüldüğü gibi kaynaklardan, kitaplardan birinden alınmış bir fotoğraf. Ee, buradaki her nokta atomu simgelesin. Bu atomlar arasında kendi bağlanma enerjileri ya da aralıkları titreşerek sıkışma ya da genleşme şeklinde bir basınç iletimi söz konusu. Bu tabi periyodik olarak iletilir. Bir dalga boyu vardır. Diğer özellikleriyle, frekansıyla, hızıyla dalga boyuyla ve yayılma yönüyle diğer dalga tarzı özellikleri aynen korumakta. Yayılının ortamın karakteristik empedansı denilen bir parametresi var. Bu parametre ortamdaki maddenin yoğunluğu ve bu sesin ortamdaki yayılma hızının çarpımına eşit. Yani elektrikteki gibi ohm şeklinde bir e, birimi yok. Ancak bu bir tür yayılmaya gösterilen dirençle ilintili bir değer ifade ediyor. Bu sesin şiddeti basınçla ilintili bir terim. bu basınçla tabi o dalganın yayılmasıyla ilintili atomik düzeyde kuvvet etkile etmesi. Ondan sonra da bu ortamın zamana göre işte titreşimi ya da konum değiştirmesi ilgili bir hız terimini içeriyor. Dolayısıyla kuvvet ve e, hızın çarpımı şeklinde bir e, şiddet kavramı ortaya çıkıyor. Bu şiddetin anlamı aslında ...yayılma yönüne dikey birim alan başına taşınan güç olarak veya etkide bulunan güç olarak da tercüme edilebilir. Ses sinyalleri... ...alışık olduğumuz ses sinyali tabi insan kulağının duyabildiği audio olarak isimlendiriliyor frekans aralığı da işte 1 ya da 10'dan başlayıp 20 kHz e kadar veriliyor. Tabii her insan aynı düzeyde ses duyamıyor. Bu kişiden kişiye, cinsiyete, yaşa bağlı olarak değişiyor. Ama bu aralık audio ses frekans aralığı olarak verilir. Bu ses frekans aralığından daha yüksek frekanslı ultrason sinyalleri ses üstü frekanslar anlamına geliyor. Endüstride sık sık kullanılmakta bu yüksek frekanslı titreşimlerle çeşitli madde ve metallerin yüzeylerinin parlatılması, pisliklerin arındırılması, bazen sterilizasyon gibi süreçlerde kullanılmakta. Tıbbi görüntüleme de kullanılan ses sinyalleri ise genellikle 1 ila 4 MHz aralığında frekanslarda olup bazı özel uygulamalarda 12 MHz'e kadar çıkabilmektedir deneysel olarak ölçülmüş bazı verilerle ancak e, bu ortam ve ses sinyalleri ilintili hesaplamaları yapabiliyoruz bunlardan bir tanesi değişik ortamlarda sesin hızı genellikle 1500 metre bölü saniye civarlarında e, suda ses hızı e, olduğu kabul ediliyor. İşte Saf suda 1484 işte kan da 1550 yağ dokusu, karaciğer ve benzeri burada ufak farklılıklarla ses sinyali var. Katılarda ses çok daha hızlı gider. Örneğin alüminyum 6420 plexiglas 2670 gibi. Havada da ses sinyalinin yayının hızı 343 metre bölü saniyedir. Bu değerler verildiğinde yoğunluk çarpı hızın çarpımı biliyorsunuz biraz önce açıkladığım gibi karakteristik empedansı vermekte kilogram bölü metrekare saniye cinsinden birimi var ve bu değerler çarpı 10 üzeri 6 şeklinde e, verilmektedir bu da tabloda ilgili yere yazılmış zaten buradan buraya hesap yapmak çok kolay Tıbbi ultrason görüntüleme sistemlerinde ses sinyali atımlarla gönderilir. Sürekli ses sinyali yollanmaz. Çünkü geri dönen eko ya da yankıya bakılarak görüntü oluşturulur. Dolayısıyla şu grafik atımlar içeren bir T periyodu ile içeren bu grafik bir an ses sinyalinin işte 1 ila 4 MHz arasında salınımı olan bir ses sinyalinin saniyede çok daha düşük bir frekansta atımlar halinde yollanmasıyla ortaya çıkar. Dolayısıyla tipik bir ultrason sistem kısa bir süre ses işaretini yollar, ondan sonra yollamayı keser ve dinlemeye başlar. Bu sırada da yeni bir ses sinyali yollayana kadar geçen sürede de yankı dinleme ve o veriyi toplama süreci olur burada çalışma oranı tanımlanır duty factor tau şeklinde transmit sound pulse gönderilen ses işaretinin gönderilme süresinin periyoda bölümü bu çalışma oranını belirler çalışma oranları %1, 5, 10 gibi düşük değerdedir bu ses sinyali gönderildiği zaman dokulara geçer. Dokuların arasındaki sınırlarda yansıma ve kırılmaya uğrar. Işık nasıl kırılıyorsa sinel yasasına uygun bir şekilde. iki ortam arasındaki sınır şu çizgi olduğu varsayılsa gönderilen dalga hem ortamdan iki ortam sınırından yansır hem de ikinci ortama kırılarak geçer. Buradaki kurallar, kanunlar ışıktaki kırılma yasasıyla aynıdır. Dolayısıyla e, ultrasonik ses sinyalinin gönderilmesi için vücuda temas eden bir prop olması lazım. Buradan da ses sinyalinin, ultrason sinyalinin kayıpsız olarak vücuda geçebilmesi lazım. Geçtikten sonra dokular arasındaki sınırlarda yansıma ve kırılmalar özellikle yansımalar sonucunda tabii kırılma ile yoluna devam eder. Bir sonraki doku sınırında tekrar yansır ve benzeri. Bu veri toplamalar bize içerideki dokuların hem akustik özelliklerini hem de sınır özelliklerini yani aralarındaki sınırları nerelerde, ne kadar uzakta, ne kadar derinde olduğunu verir. İşte bu arada tabii Gönderilenle yansıyan ışın, e, düzeltiyorum, gönderilenle yansıyan ultrasonik sinyal arasındaki güç oranları iki tane dokuyu daha doğrusu bir sınırla ayrılan iki dokuyu, Z1 ile Z2 ile gösteren iki dokunun karakteristik empedanslarıyla hesaplanabilen oranlar verir. Bu gönderilen Enerji bilinip de yansıyan enerji verisi toplandığı zaman bu oran bilindiği zaman iki doku arasındaki Empedans farkı ortaya çıkartılabilir. Bu da tabi kontrastı ortaya çıkartır. Dolayısıyla yansıma ve ondan sonra o e, aradaki diğer ikinci dokuya geçen e, işte, ses sinyali şiddetlerinin eşitlikleri verildiği gibidir. Her her ikisi de iki dokunun karakteristik empedanslarına bağlıdır. Gönderilen sinyalin şiddeti aynı zamanda yol aldıkça da azalır. Kendi yayılma yönünde sinyal ilerledikçe aynen X ışınlarında olduğu gibi soğurulmaya uğrar ve ilk basınç değerinden ilk güç değerinden işte üstsel olarak azalan değerlere doğru devam eder. Dolayısıyla sinyal şiddeti azalması hem seyahat ettiği doku içinde kat ettiği mesafede hem de yansıma dolayısıyla bir bölümü belirli bir oranı geri yansıttığı için düştüğünden dolayı gelen sinyalden hem karakteristik empedanslar dokular arasındaki hem de süreden e, geçen süreden yani yansımadan dolayı geçen sürede dokuların aralarındaki sınırları ne kadar derinde olduğu tabi bu derinlik bilgisinden de burada kat ettiği mesafede ne kadar zayıflayacağını kestirecek şekilde birçok bilgi çözümlenebilir. Burada beta ile gösterilen kaynaklardan birinde beta ile gösterilen değer ultrasonik yansıma katsayısıdır ne per bölü santimetre olarak ifade edilebilir. 1 bölü santim gibi. Ee, tabi z de yayılma yönünde kat ettiği mesafedir. Değişik dokuların tabi ultrasonik zayıflama oranları yani bu beta değerleri ile ilintili bir tablo. Yine bunu da tabi analitik çıkarmak mümkün değil. Deneysel olarak ölçülmüş verileri kullanmak zorundayız. Bu değerler frekansa ki bu tablodaki değerler 1 MHz içindir ve sıcaklığa göre değişir. Verilen kaynaklarda verilen değerler 1 MHz için 20 derecedeki değerler. Görüldüğü gibi en az e, zayıflama suda oluyor. Su oldukça iyi iletiyor ultrasonik dalgaları. Katılardan alüminyum da aynı şekilde. Ancak görüldüğü gibi hava son derece büyük bir zayıflama oranına sahip. Dolayısıyla ultrasonik görüntüleme işlemlerinde probla vücut arasında hava olması hiç istenmez. Görüntü kalitesi çok düşer. Onun için jel kullanılır. Şimdi yeni bir kavram ile ilintili bilgi vermeye geldi. Bu kavramda Doppler etkisi. Doppler bir dalga kaynağı ile bir dinleyici olduğu durumda dinleyici veya kaynak birbirlerine göre hareket ediyorsa belirli bir v hızında kaynağın yaydığı frekans sabit olsa da dinleyicinin konumuna bağlı olarak dinlediği ya da duyduğu dalganın sesin frekansının farklı olmasını gösterir. Örneğin şurada bir kaynak var, burada da dinleyici var. Şu noktadaki dinleyici kaynak eğer ona doğru hareket ediyorsa daha düşük dalga boylu, daha yük, yani daha yüksek frekanslı bir ses duyacaktır. Aynı şekilde dinleyici kaynağın arkasında ise daha büyük dalga boylu yani daha düşük frekanslı bir sinyal duyacaktır. Bununla ilgili bir prensip. Bu gözlenen frekanslar daha doğrusu dinlenen frekanslar sol taraf için mesela e, kaynağın yaydığı dalganın dalga boyu düzeltiyorum hızı ile bu yaydığı hızla kendi hareket hızının arasındaki farka göre bu yaydığı dalgayı dinleyici farklı frekansta çözümleyecektir Dolayısıyla şu R konumundaki dinleyici frekans ile L konumundaki frekans arasında fark olacaktır. Şimdi temel bir ultrason görüntüleme sisteminin artık bütün parçalarını yerine koyabiliriz. Bazı temel kuramsal bilgileri verdikten sonra öncelikle şu blok ultrasonik probu yani ultrasonik sinyalin gönderildiği ve alındığı e, parçayı göstermekte. O parçada piezoelektrik yani elektrikle elektrik verildiğinde mekanik titreşim yapan parçalar var. Onların elektronik kontrolleri ve gerekli gerilimleri üreten ayrıca başka elektronik sistemler var. Hepsiyle beraber çalışıyor. Burada tabi yüksek frekanslı ses sistemi çıkıyor. Ve hastaya temas ediyor. Bu temas sırasında bir jel var. Hastamız burada. Bu hastadan tabi gönderilen enerji ultrasonik olarak derinlere inerek dokulardan geri yansıyor. Bu yansıma sırasında aynı, tabi farklı kutu gösterilmiş aslında bu tabi aynı probun kendisi sistem oluyor ve tersine bir şekilde çözümleme yaparak görüntüyü oluşturuyor. Özetle ultrasonik sistemdeki en kritik özellik piezoelektrik malzeme ve onun kontrol elektroniği son derece karmaşık sistemler olmasına rağmen ultrasonik sistemler e, en güvenli elektronik sistemlerdir çünkü gönderilen dalga frekansı megahertz boyutunda olup buradaki foton enerjisi elektron volt olarak çok düşük olduğundan son derece güvenlidir. Anne karnında bebeklere, hamilelere herkese uygulanabilir. Sistem diğer medikal görüntüleme sistemlerine göre daha uygun fiyatlıdır. Dolayısıyla tetkiklerin birim maliyeti de düşüktür. Önden ve yandan işte günümüzde kullanılan tipik ultrason sistemlerinden biri görülmekte. Tekerlekli işte güç ünitesi taşıyıcı masa Önünde konsol, üstünde ekran şeklinde. Burada biraz zor görülse de prob kablosu, probun kendisi ve probların bağlantı e, çok pinli konnektörler aşağıda yer almakta. Bütün elektronik aksam sistemin içinde bulunmakta. O prob da tabi jellenerek hastaya verilmekte. Bu tip cihazların hani elimizde bulunan örneklerinden bir, bir tanesinin teknik özelliklerinde 17 inçlik LCD ekran kullanılıyor, 8.4 inçlik dokumatik ekranın olduğu, 4 tane prop konektörü, işte geri aydınlatması, çeşitli analiz programları, ölçüm programları, ekranda görüntü üzerinden hesaplama yapabilecek özellikleri, çeşitli görselleme ve benzeri sinyal işleme özellikleri bunlar kontrastı arttırmak, görüntü kalitesini iyileştirmek için kullanılan özellikler. Tabii en önemlisi Doppler özelliği. çeşitli geometrilerde görsellemeye yardımcı olacak görüntüleme teknikleri. Çeşitli yazılımsal iyileştirme araçları. 320 GB'lık sabit diski. Dolayısıyla 200.000 fotoğraf yani sabit görüntü depolama hacmi. DVD yazma, USB portları, DVI portları gibi özellikleri bulunmakta. Bunlardan birinin konsolu üzerinde tabi klavye takip topu, çeşitli fonksiyon tuşları, derinliğe göre kompanzasyon veya eşitleme işlemi yapan yani ultrasonik dalganın çeşitli derinliklere göre kazancını ayarlayıp belirli derinlikte daha iyi kontrast elde edebilecek sinyal gönderme ayarları bulunmakta proplar işte görüldüğü gibi bir kablo bir ucunda konnektör bir ucunda hastaya temas eden prop piezoelektrik kristallerin dizi, matris yapında dizili olduğu bir prop bu ve şu elektronik e, kısma bağlanan porta bağlanan kısmın yakından görünüşü yine aynı sistemin değişik görüntüleme ya da tetkik amaçları için değişik frekanslar seçebilecek durumda özellikleri görüldüğü gibi en yüksek 12 MHz e, dalga uygulayabiliyor. En düşük 2 MHz. Bu klinik olarak kullanılan değerler bugün. Ve ekrandaki görüntü. Bu ekranda ortada ultrasonik görüntü. Sağda ve solda çeşitli hasta bilgileri e, gris kala ve benzeri değerler. Burada tepe kısmı ultrasonik probun yerleştirildiği yerdir. Aşağı kısımlar ise hastanın vücudundaki oluşturma görüntüdür. Görüldüğü gibi çeşitli kontrastlarda organlar, dizilişler ve benzeri var. Radyolog bu konuda eğitimli bir göz olarak burada tetkikini, tetkikini yapmakta. Bu tip sistemlerde güncel artık 3 boyutlu görüntüleme de mümkün. İşte e, anne karnındaki bir bebeğin üç boyutlu temsili görüntüsü de ekrana çıkarılabilmekte ultrasonik görüntülerle. Değişik modlarla görüntüleme yapabilmekte. Bunların hepsi tıbbi olarak değişik tarzda bilgiler vermekte. İşte renkli akış dopleri, atımlı dalga dopleri, sürekli dalga dopleri ekokardiyografi gibi kalp ritimlerine bağlı kontrol edilen Doppler gibi sistemler. Temel olarak iki boyutlu görüntüleme yapabilir. M mod denilen görüntüleme tekniğinde hareketli yapıları görselleyebilir. EKG gibi, kalp gibi bu yapılarda onlarla senkron şekilde çalışabilir. Renkli akış toplerinde kan damarları, onların akış şey karakteristikleri, kan akış hızının değerleri onlara göre teşhisi daha doğrusu teşhise izin veren sistemler var. Atımlı dalga dopplerleri, sürekli dalga toplerleri gibi yine doktora yardımcı olan özellikleri bulunmaktadır. Bu Doppler görüntülemede ultrason görüntüsü normalde siyah beyazdır ama akış olduğu yerde yani bir hareket olan iç bölgelerde kırmızı ve mavi renklendirmeler yapılabilir. Bu kırmızı ve mavi akış yönüne göre değişen renklerdir. Proba göre doğru daha doğrusu akışlarda ile proba göre ters yöndeki akışlar farklı renklerle ve tonlarla gösterilir. Bu sunumda tabi altyapısını, bilişim altyapısını çalıştığım üniversitenin altyapısından kullandım. Ders kitapları ve yardımcı ders kitaplarından gerek şekil gerek de formüller aldım. Umarım yararlı olmuştur.